Herkese merhabalar. Yine bir çarşamba akşamı Kansersiz Hayatlar canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün de çok güzel iki girişimci konuğum olacak. Öncelikle birkaç dakikalık gecikme için sizlerden özür diliyorum. Çünkü hafta sonu biz bir ufak tatil yapalım dedik. Fakat benim oğlumun solunum yolu alerjisi var. Hasta olarak geri döndük. Onunla ilgilenmem gerekiyordu. O yüzden kusura bakmayın. Birkaç dakika geciktik. Evet, biraz toparlanalım istiyorum. Şimdi geçenlerde sevgili Tuğba Kazancıklıoğlu'nun sayfasında bir yazı vardı. Hayatınızda kötü bir gününüz olduğunda ne eşiniz, ne dostunuz, ne aileniz, kimse yanınızda olmayacak, olamayacak. Fakat işiniz, mesleğiniz sizinle olacak diyordu. Bu çok doğru bir söylem aslında. Gülhayat Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Bu çok doğru bir söylem. Yani kişi kendi ekonomik özgürlüğünü kendi ellerinde tutuyorsa bu o kadar kıymetli ve değerli bir şey ki keşke hepimiz katma değer yaratabilsek, yani kendi adımıza en azından. Filiz Hanım selamlar, tatlım selamlar demiş. Sevgili Seval ablamız geldi, ona da buradan kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Şimdi bu akşam iki konuğum var dedim. Bu konuklarımdan bir tanesi bir pembe kurdeleli sayfasıyla tanıdığımız sevgili Betül Sevindir Özbir. Kendisi şu anda Candle Heaven diye bir marka mum üretimi yapıp markalaşma yoluna gitti. İşin açıkçası hani adım adım haberim de oldu bir nevi. İşleyişten müthiş güzel bir şey. Yani ben çok hepimizin böyle her girişimi sanki hepimizin birer bebeği gibi. Ben çok mutlu oluyorum o yüzden. Bir diğer konuğum sevgili Öznur Ersal. Öznur'u da yaptığı iplerle yaşadığı aşklardan tanıyoruz. Yani iplerle resim aşkı diyor kendisi de. İkinci konuğum da o olacak zaten. Detaylarını kendisinden alacağız. Biliyorsunuz ben de kendi markam olan Aslı'dan incilerimi deli kızın çeyizi gibi böyle biraz takıyorum ama görün istiyorum. Çünkü ben bunlarla cidden aşk yaşıyorum. Bilekliklerim, küpelerim ve kolyem. Müthiş, yani ben çok seviyorum. Bu hayatta herkesin mutlaka yapmaktan keyif aldığı, severek yapacağı bir iş ya da hobisi mutlaka vardır. Ama deneyip yanılarak bunları, hani doğru olanı ancak o şekilde bulabiliyoruz. Zira ben ilk programda Filiz Hanım'ın konuğu olduğumda da anlatmıştım. Herkes artık dalga geçiyordu aldığım kursların sertifikalarıyla falan ama galiba sevdiğim işi buldum diyorum. Şimdi bir pembe kurdeleli Betül Sevindir buradaysa kendisinden bir katılım isteği alalım ya da bakalım biz buradan ekleyebilecek miyiz? Özür diliyorum. Biraz sessizlik oldu, değil mi? Neden ben ekrana düşüremedim? Sevgili Betül, geldiysen bize 3 kere tıkla. Sevgili Betül'cüm, geldiysen lütfen bana bir istek atabilir misin? Çünkü ben bulamıyorum şeyi. Kadriye Hanım iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Safiye Hanım hoş geldiniz. Şuradan tekrar bir deneyeyim.
Katılma daveti gönder diyorum ama ben isimlere ulaşamıyorum Filizciğim. O neden oluyor? Öznür alayım ilk o zaman. Sevgili Öznurcuğum, sen bana davet gönderebilirsen ilk seni alayım. Ben de el sallayayım size. Canlı canlı da sallayayım. Niye bu bağlantı ile ilgili sorunumuz oldu bu akşam? Evet, sevgili Öznur'a davetimizi gönderdik dedim. O da zaten şey davet isteği göndermiş. Geldik. Geldik. Hoş geldik. Nasılsın Özgürcüğüm? İyiyim canım, sen nasılsın? Dur bir düzenlememi yapayım. Beni ikinci alacaktın ya, aniden yakalandım şu anda. Evet, bir tanem ya. Sevgili Betül şimdi yayına katıldı. Artık o yer değiştirmiş oldunuz Evet. yani. Onun yerine, evet, yer değiştirdik. Onun yerini ben aldım. Şimdi Özgürcüğüm, biz seni tabii Savaşınla birlikte, hepimiz birbirimizi gerçi öyle tanıdık. Savaşımızla birlikte tanıdık ama sen çok yetenekli bir kadınsın. Teşekkür ederim. Üstelik bir markan var. Ron neydi? Emroy Deri. Emroideri ne demek? Emroideri artistisin sen. İngilizce nakış demek. Yani bir nakış artisti aslında Öznur. Evet, öyle. Şimdi ben başlayayım. İş hayatıyla ilgili başlayayım. Onunla devam edelim. Süreç zaten bunun içerisinde yer aldığı için hepsi birlikte çıkar. 4 yıl öncesine kadar yine derin bir depresyondayken ben bir psikoloğa gitmeye karar verdim. Bir psikolog desteği alıyordum. Ondan sonra onunla birlikte konuşuyoruz. Neler yapabiliriz? Özgür diyordum. Pek tabii hayattan zevk almıyorsun depresyonda olunca. Yapacak bir şeyim yok diye sürekli dert yanıyorsun. Ondan sonra Özgür dedi, her insanın bir yeteneği vardır. Hiç mi yeteneğin yok dedi. Bir dedi, düşün. Sonra ben de tabii geldim eve. Instagram'da geziyorum. Bilmiyorum Allah'ın işi mi diyeceğim, ne diyeceğim. Pat pat önüme böyle nakışlar çıkmaya başladı. Sonra dedim ki, ya bunlar ne zevkli şeyler. Hani yapılabilir belki. Bir iki böyle aldım elime, yapmaya başladım. O sırada seanslarım da devam ediyor hala. Öyle ben yapmaya başladıkça böyle devam etti. Ondan sonra Etsy platformunu buldum. Bu uluslararası bir satış sayfası. Öyle söyleyeyim. Ben Türkiye'ye satış yapmadım. Niye yapmadım derseniz şöyle bir durum var. Şimdi yani Türkiye'deki yaşam koşulları diyeyim o zaman, şartları diyeyim. İnsanlar mesela atıyorum şu yaptığım şu panoya 120 dolar vermek istemiyor. Ama yurt Tamam. dışında veriliyor yani. Ben şimdi Etsy'de satışa başlayınca oranın işte her şeyle uğraştık, biraz zordu o sistemde. Yapınca insanlar bunu çok rahat verebiliyorlar. O zaman senin de keyfin yerine geliyor. Şimdi bunu Türkiye'de 200 liraya satmak var ki o bile insanlara çok gelirken. Adam 120 dolara alıyor yani bunu. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Bunun da bir kar oluyor. Neyse öyle ben o sitede satmaya başladım. 4 yıldır falan yapıyorum. Bir ara Amazon'a geçtim. Amazon'da da handmade ürünleri vardı. Ama şöyle bir şey var. Amazon daha çok ne diyeyim? Sirkülasyonu çok olan, hızlı olan ürünlerin satıldığı bir şey. Sanatsal bir yer değil. Evet, Etsy, ETS'ye daha şey o konuda. sanatsal. Zaten ETS'de Amazon ürünlerini satamazsın. Yasak. Sanatsal, kendi yaptığın ürünleri satman zorundasın. Aynen. Böyle bir kuralı var. Orada mesela bir 6 ay falan kaldım ama gerçekten hiç satış yapamadım. Oradan çıktım. Etsy'deyim. Bir tane platform daha var yine. Yeni açıldı bu platform. Yani insanlar belki bakarlar Inspire Uplift diye. Bu da İngilizce, Miami merkezli bir platform. El yapım ürünler satılıyor gene. Bir de Tekrar alabilir oradayım. miyiz? İsmi tekrar alabilir miyiz? Inspire Uplift. Inspire Uplift. O platformda da hatta sen kendi ürünlerin için şey
Aslı'cığım Ben mi? bakabilirsin. Tabii, Ama sen kendin ben alsat yapıyorum. Kendim üretmiyorum ki. tamam, biraz sahtekarlık olmasın bu iş, ama yani sen bir iki şeyle, bir iki resimle onları böyle pıt pıt yaparken görüntüledikten sonra no problem. No Her problem. şeyin bir çözümü var bu hayatta. Gerçi şey Kesinlikle. mesela bir Tiffany kolye setimiz vardı. Normal o Tiffany zincire inciyi biz ekledik ilk şeyde. Reklam ürünümdü hatta o benim. Yani ben Evet. tasarlattım aslında onu. Hani bu Tabii. böyle olsun dedim ama dediğin gibi düşünülebilir. Ben böyle el örgüsü yapan arkadaşlarımız, ablalarımız var daha doğrusu. Hatta geçen kıştı Fatma ablamız var bir tane. Fatma abla da böyle hani çok güzel örüyor, ediyor. Ben o zaman ona Evet. ETS'yi söylemiştim. Çünkü dedim yani Tamam. orada çok değer görüyor bu tarz el Evet. ürünleri. Lütfen hani Evet. orada değerlendir. Sonra ne oldu bilmiyorum. Geri dönüş yapmadı bana. Benim hastalığım sürecinde de bir iki tane buluyorlardı beni Etsy üzerinden. Türk Ankara'da falan. Öğretmendik mesela kadın. Ama böyle örgü örüyordu o da. Bebek yelekleri falan örüyordu. Benden biraz yardım istemişti. Yardım gönderiyordum ona. Gayet de iyi satış yapıyordu yani. Avustralya'ya falan ürünlerini yolluyordu. Süper. İşte nasıl yollayacağım? Kargoda yardım eder misin falan diyordu. Olabiliyor. Yani olmayacak diye bir şey yok. Dediğim gibi burada ben her zaman söylüyorum. Burada 200 liraya satacağın ürünü 10 tane ürün satacağını orada bir tane sat. Çok Aynısı. doğru. Çok doğru. Yani. Peki sen böyle işte ETS'nin işletilmesiyle ilgili olarak gelen soruları cevaplıyorsun o zaman. Cevaplıyorum çünkü 4 yıldır ETS'deyim. Biliyorum artık hemen hemen her şeyini biliyorum yani. Sistemi biliyorum. Bir yıl ayrı kaldım tabii hastalık Evet. sürecinde, ama onda bir sorun yok. Stok var. Yani elimde stoklu ürünlerim vardı. Ben yine hastalık sürecinde de yapmadım belki ürünü ama Ay, sattım. süper. Tabii. Çok güzel bir şey. Tabii. Çok Ve süper. inanıyor musun? Herhalde Allah'ın takdiri diyeceğim ben gene böyle bir şey. Hiç böyle toplu satış yapmadığım 3 tane 4 tane ürünün aynı anda gittiği zamanlar oldu benim. Ya ne Tedarik. güzel. Evet. Yani parasal olarak Allah da böyle bir ne diyeyim yardım gönderdi bana. Evet, şimdi onu diyecektim. Hani Allah'ın sevgili kulusun ve iyi de bir insansın. Biz seni hep o güler yüzünle, net konuşmalarınla tanıyoruz. İçi dışı bir olunca insan bazı şeyler önünde daha kolay açılıyor galiba. Galiba. Galiba Allah takdir ediyor, öyle oluyor diye düşünüyorum. Şükür. Şimdi şey var, Ravzan Eşarp var, buraya girdi sanırım, sen de tanıyorsundur Evet. Meryem. Evet Meryem Hanım. Geçen onunla birlikteydik. Geçen dedim hocanın, işte hocanın yanında Filiz Milis hepimiz birlikteydik. Ona da söyledim Etsy'yi. O da açacaktı. Açtı herhalde kızı. Bilmiyorum Etsy'de bir satış Açsın sayfası. vallahi. Ülkü de bizim mesela şey nakış işliyor yani şey bu oya mı deniyordu dantel Oya mı? kenarlarını Ha, falan oya. onları vallahi yapsınlar. O yüzden hani bu ETS'ye diye ben telaffuz ediyorum özellikle giriş Evet. yaparken kolaylık olsun diye. ETS'ye mutlaka el işi yapan özellikle arkadaşlarıma Kesinlikle. tavsiye ediyorum. Açmış Meryem Açtım. Hanım açtım diyor. Evet. Sormadım nasıl diye ama açmış, evet. Meryem Hanım'la da biz ikidir hamle yapıyoruz. İkimiz de Anadolu yakasındayız. Ben İstanbul'a geldiğim zaman bir türlü denk getiremedik. Ha, çok, o da çok tatlı bir bayan, çok tatlı bir kadın. Çok, çok. Çok tatlı, Zaten evet. böyle bu hastalıkla hani mücadelesini vermiş tiplere baktığım zaman çoğu zaten gerçekten çok iyi insanlar. Evet, değil mi? Öyle. Çok çok iyi insan. Hepimiz çok iyiyiz biz. Gerçekten. Fazla iyilikten oldu belki de bilmiyorum. Evet, olabilir. Bence de fazla iyilikler oldu bunlar. Biraz kötü olsaydık olmazdı bence. İyilik yapa yapa içimize attık başımıza bunlar geldi. Ama çok enteresan. Mesela ben kendimi böyle daha kötü zannediyordum. Yapı olarak, karakter olarak. Şimdi o kötülüklere karşı inatla bu sefer daha da iyi olmak istiyorum. Çok enteresan. Hani Öyle bir duygu oluyor. Aslında öyle bir duygu oluyor, demem biliyor musun?
olsun. Ama ben akıllanmadım herhalde. Yok ya, bende de o akıllanma diye bir şey yok. Hani diyorlar ya, öncesi sonrası filan. Valla yine kızacağım yerde agresifsin, agresifim. Ama bazı şeyleri tabii daha böyle toleranslı gibiyim. Canıma göre Öyle. kafamı Tabii buldum. yani Canıma böyle göre kafamı hiç umursamıyorum. buldum. Şimdi Sürecim ilişkilerde aşk dedik, ben... nakış dedik. Bu Evet. şey ne? Tired painting mi bu? Ne boya üzerine? Şimdi ben boya üzerine bir iki çalışmam var. Şimdi öyle çalışmalar da oluyor. Önce boyayı yapıyorsun. Yani boya dediğim genelde sulu boya kullanıyor yapan nakış sanatçıları. Ben de bir iki çalışmamı öyle yaptım. Onun üzerine nakış işliyorsun. Çok ayrı bir sistem ama güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani iki Evet. çalışma bir arada. Tabii Çok güzel. biraz daha resim yeteneği, hani böyle ne bileyim kara kalem ya da sulu boya yeteneği daha iyi olan insanlar genelde nakışçılar bunu tercih ediyorlar. Ben bir iki tane denedim ama çok da böyle tutturamadım gibi geldi renkler. Hani iplerle daha kolay rengi tutturabiliyorum. Sulu boyayla yaptığım için tutturamadım rengini. O Ya yüzden müthiş, tercih müthiş etmedim. desenler çıkartıyorsun sen. Ben yakinen takip ediyorum seni. Yani Teşekkür ediyorum. dediğin gibi Valla cesaret, fiyat bile soramıyoruz. sergi açacağım. Yani planım var. Zaten bir planım vardı. Deprem girdi araya bu Evet. sergi olaylarında. Şimdi yine böyle bir sergi açacağım yani. Açacağım, bekleyin beni. Geçen sene mi seninle konuşmuştuk? Cihangir tarafında mıydı? Bir yer mi bakıyordun sen stüdyo olarak? Cihangir tarafında da baktım, sonra Balat'a geçtim. Balat'ta Balata. ben baktım. Hatta dedim ki kiraları çok yüksek. Aslı dedim Evet. yapamayacağız herhalde. Nasıl olacak filan falan, çok uçmuş kiralar dedim. Vallahi Aslı'cığım hala öyle bir şeyler var. Ama Ama diyorum home kimseye office bahsetmiyorum. çalışıyorsun. Home Evet, office kimseye çalışıyorsun. bahsetmiyorum. Aynen öyle. Çünkü nazara çok inanmaya başladım bu sıralarda. Kime ne söylesem böyle bir şey olmuyor gibi geliyor bana. Evet. Kapattım yani ben bunu. En yakınıma bile söylemiyorum hiçbir şey. Her şey içimde. Biz olunca tebrik için zaten öğreneceğiz bunları. Aynen Sana canım hak tatlım. vermiyor değilim. Yani Hayır. böyle hep karşıma çıkar bu kişisel gelişimle ilgili sayfalarda falan çok söylerler. Bir şeyin iyi gitmesini istiyorsan lütfen kimseyle Kapat paylaşma. bunu. Kapat bunu. Kapat bunu. Değil mi? Ama Gerçekten. Ay yok öyle ya. olması gerekiyor. Valla bakayım, Yok, bunu dahi söylemiyorum söyletme. Olunca hepimiz kutlamak için müdahale edelim yani. Onun dışında ben de öyle birkaç bir şey yaşıyorum. Hatta diyorum ki ya bu kadar için dışın bir olma. Bak hala akıllanmıyorsun. Yok nazar değiyor. akıllanmıyorum. Yani Atılan bir kapat. Valla bak, benden sana tavsiye olmuyor yani. O iş evet patlıyor. o ağzı bir kapatmak gerekiyor bence de. Tabii biz içimiz dışımız bir her şeyi pat pat söylüyoruz. Nazara geliyoruz. Enteresan şeyler yaşıyorum. Hatta dedim ki kızmadım da yani insanlara. Bu sana bir mesaj dedim ya. Kimse bak hiçbir şeyini paylaşmıyor. Sen niye paylaşıyorsun? Sen niye bu Hayır. kadar ortadasın yani? Aynen, paylaşma Bilmiyorum. bence de. İyi giden şeylerinizi paylaşmayın. Yeni projelerinizi paylaşmayın. Alacağınız elbiseyi bile söylemeyin. Bırak evi, arabayı, kıracağınızı yani. Elbiseyi söyleme. Aynen. Söyleme, yırtık çıkar. Aynen. Yırtık çıkardı, o diyorsun. Evet, sen şimdi ETS'den devam ediyorsun. Onun dışında bir işte sergi olabilir. Ya yapacağım sen. O zaten vardı işte, depremde maalesef sekteye uğradı. Ondan sonra öyle kaldı. Ben de birazcık sanki boşladım gibi oldu ama o var. Yani o olacak. İlla ki olacak. Öyle ya da böyle. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Maliyetli mi yaptığın iş? Şimdi Aslı'cığım, maliyetli mi dersem, Maliyetsiz ki. onu diyeceğim. Yani Türkiye'de ne maliyetsiz? Bugün Eminönü'ne indim ben. Türkiye'den bir almıyorum normalde siparişle. Filizciğimin bir akrabasının siparişini aldım. Şimdi
Yani ben gittim kasnak aldım, ip aldım, bilmem ne aldım. Kıza söyledim çıtır o kadar az ki. Ama Türkiye standartlarında iyi bir para. Aynen Yani öyle. maliyeti ne diyorsam, mesela işte şunu söyleyeyim. Şunun maliyeti 60 lira falan. Hı. 60-70. Yani. Gerisi el emeği. Yani. Ciddi bir emek yani. Onu kaç günde Üst işliyorsun sen? günde yapıyorum. Olmadı. Beğenmiyorum. Bırakıyorum. Gidiyorum. Çay içiyorum. Geliyorum. Böyle bakıyorum. 2 saat nasıldır nedir. Tabii. Yani bayağı zor iş. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Hani tutturmaya çalışıyorsun, o odak noktasını bulmaya çalışıyorsun, ipi beğenmiyorsun. Halimi sen benim görsem ev darmadağınık oluyor ben bir şey yaparken. Yo, doğru. Doğrudur. Yani ben bile Aynen. alsat yaptığım halde bir servis açtıysam eğer onu sonrasında toplamam saatlerimi alıyor yani, anladın mı? Bir Evet, de çok. maliyet dediğin gibi hatta ben alım yaparken tedarikçiden bana işte bir oran söylediler. Hani işte 3 katı falan, 2,5, yani minimum 2-2,5 kat ama 3 katı koy kar marjı olarak. Valla Kesinlikle. ben koyamıyorum Koyamıyorsun Özgür. Yani değil mi? ben Öyle oluyor. koyamıyorum. Yani ben atıyorum işte maliyeti bir birimse sadece bir birim koyabiliyorum üstüne. Çünkü zaten maliyeti çok pahalı. Bu son aldığım serileri döviz üzerinden aldım. Yani zaten hepsi döviz üzerinden geliyor ama başka bir tedarikçiden VIP dedikleri bir ürün serisi aldım ve dövizle aldım. Tamam. Allah yardımcısı olsun ticaret yapan herkesin yani. Kesinlikle bir ipi alıyordum. 8 metrelik ince ip alıyorum. Muline ip diye geçiyor. 3,5 liraya. Şu anda alıyorum ki Eminönü'ndeki en ucuz yeri buldum. En ucuz yerden alıyorum Kapalı Çarşı'daki. 6,5 lira. Maalesef. 8 metre ip ya. Bu 8 metre ip. İpa, yani. 2 kere geçiyorum ki. Aynen öyle. Aynen Çok öyle. yüksek maliyetler. Ama dediğim gibi yani gene de yurt dışına satıyorsan karlı iş. Onu söyleyebilirim. Evet, ben de mesela ilerleyen dönemde mesela şey diyorlar, web sayfası açman gerekiyor. Çok Evet. kalem ücü olan kişiler için web sayfası açılmalı. Ben mesela onu açarsam diye hani söylüyorum. Bak gene ağzımı tutamıyorum. Açarsam diye söylüyorum. Yok hani Açarsın inşallah. inşallah diyelim. Kesinlikle yurt dışı entegrasyonu olan bir platformla açacağım. Çünkü benim de amacım bu yani, şey, yurt dışı olmalı yani, başka türlü olmaz zaten. Yani çok böyle trend yolda falan sirkülasyon çok olur ürün satmıyorsan hani Trendyol bizim gibi daha küçük. zaten ilk girişte %25 komisyon oluyor ve bu çok ciddi bir rakam. Yani ben 100 liralık ürünümün Çok 25 uyuyor. lirasını, evet, 100 liralık ürünümün 25 lirasını Trendyol'a bırakacağım. Bir de kargo maliyeti var. Artı iade kargo maliyetlerini de satıcıya yüklüyor. Bilmiyorum yani Trendyol ne kadar mantıklı. Belki eski dönemde girenler için avantajlı olabilir. Ama yeni girecek olanlar için biraz sıkıntılı bir şey geldi bana. Yani düşünmüyorum işin açıkçası mesela öyle bir yerde olmayı. Çok yüksekmiş oranı. Bilmiyordum ben onun Evet oranını. evet ilk giriş %25. Tabii işte zamanla belli bir satış kotası falan, ama öne çıkacaksın. Ciddi maliyetleri var bunun. Dediğim gibi iade. Benim mesela geçen başıma geldi. Bir Muğla tarafından bir arkadaş işte bir ürün satın aldı. Ondan sonra ısrarla da sordum, hani bu ürün olduğuna emin misiniz falan diye. Neyse gönderdik. Düğünü varmış. Ben de kıyamadım. Dedim ki geri gönderin o zaman ürünü. Ürün geldi. Ben yoktum burada. Geri dönmüş ürün. Sonra bir daha geldi falan. Ciddi bir kargo parası ödedim. Yani Kargolar zaten çok bu da yüksek. dedim bana ders oldu. Bir daha ürün elime gelmeden kimsenin parasını iade etmeyeceğim. Kesinlikle Ama ürünlerine dediğim gibi gelmeden yani kimsenin ben parasını bunu yazdım. eleştirmek anlamında değil, sadece iş yapan arkadaşlarıma da örnek olsun diye söylüyorum. Genç kızımız
yeni evlenecekti. Şey yapamadım. Helal hoş olsun. O değil Ya. ama aklımızda olsun. Yani çünkü bizler ticaret insanı olmadığımız için çok bilemiyoruz. Tecrübeyle hareket etmemiz lazım. Başıma böyle bir şey geldi mesela. Bir dahakine ürün ya yani normalde zaten ürün iadesi almıyorum. Fakat alır almaz beni aradı ve bu küpeler büyük aslanım. Yani inanın takmadım dedi. Öyle deyince ben de kıyamadım da zaten dezenfekte etme yöntemim de var. Her halükarda ben onu dezenfekte edecektim. Aldım ürünü ama dediğim gibi ürün elinize ulaşmadan iadesini yapmayın hiçbir şey. Evet, iade hele yurt dışında daha büyük bir sorun. Eğer insanlar yurt dışında satacaklarsa burada şey yapanlar. Kargo ücretleri zaten 10 dolardan başlıyor en düşüğü. Ama ona göre de maliyetini ekliyorsun. O tamam bir şekilde de eğer iade geliyorsa yani ürününüze güveneceksiniz. Sağlam olduğuna güveneceksiniz. Öyle koyacaksınız. Öyle paketleyeceksiniz ki iade gelmeyecek. Gelirse zaten sattığınızın iki katı zarar olarak size geri döner. Evet. Ve Trendyol'da da öyle bir şey varmış yani o hani Evet. kargo maliyetini direkt satıcıya yansıtıyorlar. Evet. Allah kerim diyor. Allah ya Allah muhakkak bir yerden yardım edecek. Allah kerim tabii de işte bu iade işleri ticarette sıkıntı. Ama emeklemeden de koşulmuyor. Şimdi biz de böyle emekliyoruz, tecrübe ediyoruz, tecrübe kazanıyoruz. Burada Tabii birlikte ki. paylaşıyoruz. Tabii ki. Yani her şey tecrübe. Ben ilk zamanlarda kargo gönderdiğimde ilk 100, 150 liralık mı ne ürün satmıştım o zaman 4 yıl önce. 120 lira kargo parası ödemiştim. Oo, Tabii ciddi ya. yani bilmiyordum, anlaşmalı olduklarını bilmiyordum. Hani hiçbir şey bilmiyordum, gittim ve öyle bir ödeme yaptım, düşünebiliyor musun? Evet. Ama sonra zamanla artık oturtuyorsun yani. Aynen öyle. Öyle Peki misin? Öznur bir şey soracağım. İç piyasada da işte nasıl diyeyim sana Beymen Home, Duymuş. Boyner gibi ondan Söyle, sonra biz seninle konuştuğumuzda sen bana söylemiştin hatta buralarda olabilir mi evet. diye. Aslında Yargıcı vesaire, Mudo yani bilmiyorum iç piyasaya da aslında verilebilir. ya verilebilir aslında. Şöyle bir durum var. Yani Bir tane nakış onlar sanatçısı senden atıyorum 200 liraya alsın gene 120 dolara satsın. Bizim için değişen bir şey yok. Yani biz 200 liramızı var. alıp çekiliriz gene. Doğru diyorsun. Aslında şöyle, bu Türk bir tane gene nakış sanatçısı var. Bu kız senin dediğin markalardan biriyle çalışıyor. Ama ne yapıyor mesela? Gömleğin burasına nakış yapıyor. El nakışı. Anladın mı? Böyle resim tablo olarak değil de tekstil firmalarıyla hani özel seri üretim olarak bu tarz anlaşılabilir aslında. Anlaşılabilir. Hani Doğru. atıyorum ne diyoruz? Bu Converse ayakkabıyı işleyeceksin. Çoktur mesela. Yurt dışında çok işlerler bunu. Ya da Oh. Puma'yı işliyorlar, tamam mı? Böyle bayağı bildiğin iş yapıyor. Ama o özel seri, adam sana da parasını veriyor. Kendi de özel seriden zaten onu satıyor, parasını alıyor. İşte kaftanlar falan yapıyorlar. Vakko'da vardır öyle büyük, uzun kaftanlar, işli falan böyle. Evet. Yani onlar aslında olabilir, doğru diyorsun ama hiç o tarz bir başvurum ya da şeyim olmadı. Ama yapanları biliyorum Türk Evet. olarak. Tanıyorum da. Aslında denenebilir. Bak doğru diyorsun. Yani denenebilir. Onlara bir tane Denenebilir. sunum yapılabilir bu konuyla alakalı olarak. Hani Aynen. illa ki bir tanesinden bir tanesi geri dönüş yapacaktır muhakkak. Satın almacılarından randevu talep ediyorsun bildiğim kadarıyla. O şekilde zaten yani yola çıkıyorsun. Dediğin gibi neden olmasın? Çünkü ciddi bir sanat yaptığınız ve çok Evet. kıymetli, çok değerli. Yani bunu alacak Türkiye'de o güce sahip insanlar da olduğu için o Doğru. markalarla Doğru. çalışmak. Doğru. Doğru diyorsun. Düşünebiliyor musun? Mesela bir tane sanatçının kostümünü, konser kostümünün işlenmesi falan çok böyle marjinal bir işlemi olabilir Evet. yani. Şey Cemil İpekçi'nin basmadan hani neydi Evet. Azra Akın mıydı kızın adı? Yani Türkiye dünya güzeli olmuş. Mesela o kadar güzel ki küpeleri falan her şeyiyle ben hala da bugün olsa kendime basmadan elbise diktirtirim yani. Şeyde Ağustos'ta Evet. da düğün var. Basmadan elbise dikecek olanlar ve
Yalnız onu söyleme. Basmadan ben kendime şimdi burada değil ama göstermek isterdim. Perde yaptım. Çok da şık. Çok güzel olur. Ben çok seviyorum ya. Türkiye'nin bu işte değerleri, işte Sümerbank, Fazen, Evet. Basma, bunlar çok güzel üretimlerimizdi işin açıkçası. Keşke Tabii ki. tekrardan canlandırabilsek. Kesinlikle bu hani nakış olarak biz yani ben tamam resim yapıyorum belki tablo yapıyorum nakış olarak ama bizde hani tel kırma falan vardır ya da ince ipeğe işlerler. Çok eskiler Aynen. işlemişler. Ben diyorum nasıl işlemişler bunu bu runnerlar, örtüler anlam yani çok onların ikisi daha farklı bir şey. Nasıl Aynen. işlenmiş? Çok ince. Aynen öyle ya. Bir de o telle doğru söylüyorsun. O kadar Evet, ince rahatsız ipek kumaşı ama nasıl yaparsın? Ne büyük emek. olay ya. Onlarınki olay da değişik bir şey. Gerçekten öyle. Ama işte sen de her gün yeni bir teknik geliştiriyorsundur kendin için. Ya tabii canım. Şimdi ilk yaptığım şeylerle, resimlerle, nakışlarla şimdiki nakışlarımı karşılaştırıyorum. Çok böyle level atlamışım yani. Ya. Birden beşe falan geçmişim tabii. Çok Yani pes geliştim. etmemek lazım. Yapa yapa insan daha iyisini yapmaya başlıyor. Kesinlikle. Ve eski yaptıklarını da beğenmiyorsun. Aman diyorsun bunlar ne çirkin olmuş. Ay. Gerçekten öyle diyorsun. Yani Beğenmiyorsun. bence zaten insanın hayattaki tek yarıştığı kişi kendisi olmalı. Evet. Kendisinin en iyi versiyonu olmak için mücadele vermeli. Çünkü yolculuk herkesin kendi yolculuğu. Evet. Başkasına harisleneceğine hani o şey vardır ya hırslı tipler böyle. Azmet, hırslanma. Azmet kendin için bir şeyler yap. Kendinin en iyi versiyonu ol. Ya şimdi Aslı'cığım biz bu işi yapıyorduk. Ondan sonra işte bir senedir hastalık geldi diyelim. E şimdi ne yapalım? Hastalık geldi diye oturup ağlayalım mı? Tam ağladık, sızladık. E onu da yaptık. E tamam. O Ne da yapalım? bitti. O da Aynen bitti. öyle. E dur, ağla nereye kadar? Zaten ağlıyoruz. E o da bitti. Tamam devam artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani sen Yani. ama sürecini de çok güçlü aslında yaşadın ki bir de annecin de hastalandı. Yani her şey üst üste geldi aslında. Evet. Anneciğim Ama de çok üst üste geldi. güçlüsün. Hamdolsun. Güçlüyüz. Ben hiç unutmuyorum. İkinci kemoterapimi aldıktan sonra beni böyle bir vurmuştu. İlki vurmamıştı. İkinciyi vurmuştu. O konuda sana tekrar teşekkür ediyorum. Ve ilk konuştuğum insan sensin benim. O zaman konuşmuştuk seninle. Aslı demiştim. Bölüm ben çok kötüyüm. Sen de geçer. Hatta eşinle birlikte İzmir şeyden gelmişti. Bir kafeden mi geliyoruz demiştin de ben seni arayacağım dedin. Ondan sonra aradık. Öyle bir şey Aradım. olmuştu. Evet, evde sonra konuştuk. Doğru, evde. Evde Hatta şuradaki konuşmuştu. koltukta oturuyordum. Oğlumun odası burası. Şurada oturup Evet. konuştuk. Evet, o Ya işte konuda geçiyor bak. Geçmiyor olmadı. diye bir şey Geçti. yok. Çok Geçti. şükür. Yani Hamdolsun. ama gene de yolumuz böyle, bu vesileyle kesişti. Ben çok mutluyum. Ona bile teşekkür ediyorum. Yani çünkü o kadar güzel yürekler tanıdık ki onun sayesinde. Doğru. Hamdolsun. Doğru. Yani olması gerek. Bazen öyle şeyler yaşadım ki ben ve şu anda hala öyle şeyler yaşıyorum ki aslında. Diyorum ki olması gerekiyormuş. İyi ki de olmuş diyorum bazen. Çünkü diyorum ben güzel şeylerle karşılaştım. Güzel şeyler yaşadım. Evet. Ay mesela şu anda hocam girdi. Evet. Muzaffer hocam girdi yayına. Bunu çok seviyorum. Buradan tekrar söylemek istiyorum. Ameliyatımı yapan doktorum benim. Genel cerrahım. Öyle mi? Mesela o benim için çok büyük bir mucizedir. İlk onu tanıdığım ve ilk ameliyatımı da kendisi yaptı. İyi Ya. insanlar tanıdığımı düşünüyorum. Evet İyi evet. Ya hissediyorum. yani bu olmalıymış demek ki hayatımızda, yoksa başka türlü birbirimiz adına yer Evet. tutamazmışız. Bu şekilde birbirimizin adına yer tutmuşuz ve bir araya gelmişiz. Evet. Çok şükür o yüzden. Çok şükür. Yine girişimci olmayı düşünen ya da girişimci olmuş kadınlarımız için söyleyeceğim bir şey varsa sana teşekkür edeceğim sonrasında. Sevgili Bekir'i alacağım çünkü. Tabii. Şimdi dediğim gibi her insanın bir yeteneği var. Bunun için ben psikoloğa gittim, böyle öğrendim. Siz farklı şekillerde öğrenebilirsiniz. Bunu da daha sonra meslek olarak, eğer meslek olarak düşünürseniz bu sizin mesleğiniz olur. Hobi olarak düşünürseniz hobi kalır zaten. Ondan para da kazanamazsınız hobiden. Ama mesleğinizse para kazanırsınız. Üstüne gidin, devam edin.
Siz en güzelsiniz ve her şeyin en iyisine layıksınız. Sen de aynı şekilde her şeyin en iyisine layıksın bir tanem. Çok dediğim gibi güçlü ve karakteri olan bir kadınsın. Yani duruşun, hayattaki duruşunla karakteri olan bir kadınsın. O yüzden Allah yollarını açık etsin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin inşallah. Amin, amin bir tanem. Bize yol gösterdiğin için, bizim yolumuza da ışık olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Çok seviyoruz bir tane. Ben Evet. Sevgili Öznur'cuğumuzu da uğurladıktan sonra sırada Betül, Sevindir, Özbir var. Sevgili Betül'cüğüm, bize bir katılma isteği gönderirsen seninle hemen yayını alalım ve markanın hikayesini dinleyelim senden de. Benim markamın hikayesi de bunlar. Benim inci tanelerim. Her birimizi anlatıyor. Bunların her biri. Tedarikçiye gittiğimde alım yaparken tabii toptan olduğu için merak ediyorlar. Hani ben gerçekten bu işi yapıyor muyum? Kimim? Neyim? Ne değilim? Ondan sonra ben davet atabildim. Geldik. Ondan sonra ben de tabii hikayemizi anlatıyorum. Böyle böyle bir farkındalık sayfamız vardı. Ondan sonra sevgili Betül, hoş geldin. Bende de var. Tatlışım, çok güzel Evet, teşekkür ederim. olmuşsun. Dur bakayım, Tiffany'ler mi onlar? Evet, Evet. Tiffany'ler. Çok hoş olmuşsun bir tane. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkürler. Ya ben bildirim bekliyorum. Sayfayı yeniliyorum ki o. Sonra Filiz abla aradı da artık geç kalmış oldum. Olsun. Olsun olsun, hiç önemli değil. Aramızda yabancı yok zaten. Hani ben sıralama Evet. olarak öyle belirliyorum. Valla Evet. seninle yakinen takip Teşekkür ediyoruz Betülcüm. ederim. Bir pembe kurdeleli ile başlayan serüvenimiz Candle Even Türkiye olarak Evet. devam ediyor. Şimdi markanı ve öncesinde ne iş yapıyordun, nasıldı, bunları anlatmanı istiyorum senden. Peki. Ben öncesinde muhasebe departmanlarında çalıştım. Üst üste benim ameliyatlarım oldu bu arada. Benim 13. ameliyatımdı, meme ameliyatım. Küçükken 10 yaşında bir trafik kazası geçirdik ailecek. Üst üste ameliyatlar olmam gerekti. Yani hastanelerden bir türlü kurtulamadım. Ama yine de buna da şükür tabii ki. Daha sonrasında geçen seneydi işte normalde benim teyzem de MMSA. Ondan dolayı sol göğsümde kistlerim vardı. 6 ayda bir takipteydim ben. Hani ne olur ne olmaz teyzem de var diye. Sağ mememde hiçbir şey yoktu. Kız kardeşim buradaydı, Dubai'de Evet. o. Onun yanına gittim geldim hatta. Gitmiştin, O evet. buradaydı. O gitti. Aynen o gitti. O gittikten bir gün sonra tesadüfen sağ göğsüm kaşındı ve elime bir şey geldi. Çok şaşırdım ve 6 ay öncesinde hiçbir şey yoktu. Ve o gün de Arife günüydü. Her yer öğlen 12'ye kadar açık. İzmir'deydim ben de. Annemin yanındaydım. Apar topar hemen bir görüntüleme merkezi buldum ve o gün belli oldu. Yani dünya böyle başıma yıkıldı. Oğlum daha çok küçük gördünüz. Biliyorum. Ondan Allah bağışlasın. dolayı biraz böyle teşekkür ederim. Karalar bağladım ama sonra dedim ki yani ölüm diye bir gerçek var Betül, yani herkesin bir sebebi olacak, belki senin de bu. Sadece dedim ki yani Allah'tan sadece şey istedim, biraz daha zaman, hani o daha çok küçük, biraz daha onun yanında olayım diye. Zor geçti kemoterapilerim ama ameliyatımı oldum, kemoterapi ışın çok zor geçti ama geçti sonunda. Hatta bugün Zoladex oldum, şu an göbeğim acıyor. 3 ayda bir iğnem var. Şimdi o Zoladex'i zaten benim diyen Ay. baba değil diyorum. Yani bir şey ister, Ay onu çok ol fena. bak.
fena Kadınlar ne gerçekten kadar fena. Ya dayanıklılar. bu nasıl bir şey ya? Yani matka pucu gibi. Ne gerek var buna? Bilmiyorum Ya yani. hani ben Niye kendim o kadar? bilmiyorum, kodlamıyorum herhalde. Hani bu çok acıtacak falan diye. İlk çünkü bana Lucrim vurulmuştu. Ondan sonra piyasada olmadığı için Zoladex'e döndüler. Hikayeyi de biliyorum, hani iğnenin hikayesini, ama o gün vurulurken bana bir şey olmayacak falan dedim böyle. Kapattım gözümü. Bismillah dedim. Fena fena. Olsun. Olsun, Yapacak bir şifa şey yok. olsun. Ben her şeye öyle Tabii diyorum. canım. Şifa bunlar diyorum yani. Aynen öyle, aynen. Ben bu mum işine de dediğim gibi kardeşim buradaydı. O gittikten bir gün sonra benim olayım belli oldu. O gelemedi. Tedavi sürecimde yanımda olamadı çalıştığı için. Ve benim Dubai gibi bir hayalim yoktu. O bana bunu hediye etmek istedi. Ben gelmem, yani benim Türkiye'ye gelmem yerine sen buraya gel. Sana hem bir değişiklik olsun diye gitti. O kendisi evde hiç ışık, elektrik yakmıyor. Sürekli mum ışığı kendi evinde. Kendi mumlar yapmış, gördüm. Dubai'de zaten her yer şey, yani elinize yürürken sürekli AVM'de falan kokular böyle sıkıştırıyorlar. Değişik değişik esanslar, kokular. Severler. İnanılmaz yaygın yani. Gerçekten. Yani sonra şey dedim, ben neden yapmayayım dedim. Ya ben diyordum ki, ay Betül, senin hiç el becerin yok. Ne kadar beceriksizsin. Ama sonra dedim ki belki yapabilirim ya. Yani bir uğraşayım dedim. Türkiye'ye döndükten sonra kendime ilk bir ekipmanı aldım. Denemek istedim. Denedim. Çok da memnun oldum. Baktım ortaya çok değişik ve güzel şeyler çıkarıyorum. Aa, benim de bir becerim varmış Tabii dedim yani. ki. Şu an bana resmen bu terapi odada bir atölye kurdum kendime. Kendi mumumu yakıyorum. Müziğimi açıyorum. Oturuyorum. Kendime ait 1-2 saat öyle bırakıyorum ve çok güzel, mutlu Kafanı oldum dağıtıyorsun yani. her Güzel şeyden dönemler önemlisi. alıyorum. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Peki bir şey söyleyeceğim. Öyle. Sayfadakilerden hariç renk, koku vesaire gibi seçeneklerin var mı? Ya da Tabii yeni tabii var. ürünler gelecek mi? Ben daha henüz satın Evet, var. almadım senden. Sırada ben varım alıcıyım. Ay, teşekkür ederim. Evet. Yani ben fazlasıyla bir şey, yani maliyet gömdüm bu işe. Ben dedim bu işi yapacaksam layıkıyla yapmalıyım. Her şeyim tam olsun, elimin altında olsun istiyorum dedim. Her şeyimi hazırladım. Her koku, her renk, neredeyse kalıpların çoğu, hepsi mevcut. Hatta Shopyer'de çok yardım aldım senden de. Orada da yazdım. Kokularım var, renkler var. Yani kimi ürünlerde bunlar yazıyor. Hatta bugün yeni bir ürün çalıştım, onu göstereceğim. Bir sipariş aldım. Oo, Sare bebek. çok güzel. Bebeğimiz doğacak Allah'ın izniyle. Annesi ona böyle hediyelik yaptırmak istedi. Şu Oo, evet, şekilde. çok güzel. Aynen. Çok güzel Bu düşünülmüş. şekilde. Evet, bunları mesela işte kına, düğün, nişan, söz, bebek mevlütleri, bunlardan yapmak hoşuma gitti. Aynen. Bunlardan yapacağım mesela. Evet, müthiş güzel. Bu şey biz dağıtıyorduk ya işte, bebek doğduğunda çikolata falan, artık Evet. çünkü çok öyle dağıtılmıyor. Aynen. Buna bayıldım. Fikir Aynen. olarak çok güzel bu. Evet, kesinlikle. Buna zaten bayılacağınızı Ay, düşünüyorum. onun Atatürk'üm. hastasıyım ben. Bir de Evet. aslında düşünüyorum bir hediye de, onu dedim hani iki tane. Fakat acayip Atatürkçü de yakılır mı falan da diyebilir, korkusu var. Ya hayır, bunu yakmayacağız. Bu duracak. Çok, yani en güzel yerde duracak. Ya bu mesela ofislerde bir hediye olarak, ofislerde Müthiş. masalarımızda çok güzel. Ben Evet. onu çok beğeniyorum zaten. Bir de Evet. şeyi beğeniyorum. Bir tür istiridye var. Shell. İstiridye var. Evet. Evet, evet. Sevgili Azade'den de İstiridyen. incili bir kabuk almıştım, öyle incisi olan yani. Senin de Gördüm, o evet. aslında istiridyeyi beğeniyorum. Çekimlerde kullanmak için alacağım. Evet, istiridyen şu an yok, kalmadı Hı. elimde. Ve Ama ben yapacağım beyaz tabii istiyorum ki. zaten. Ekru yani.
Bu nasıl ama? Ya o da çok güzel. Teraryum deniyor değil mi ona? Evet. Çok değişik, çok güzel şeyler. Yani bilmiyorum, köpeklere bayıldım mesela. Ay onlar Yani evet istediğim evi gerçek yapıyorum. gibi. Bu da bir hediye Evet. olabilir. Kesinlikle aynen. Bunları Bayağı da bugün büyükmüş. paylaştım Ben zaten köpekleri gördünüz. daha küçük düşünüyordum. Büyük büyük onlar. Bunları bugün paylaştım gördünüz zaten. Gördüm, evet. Yiyesin Mis gelir. gibi kokuyorlar. Aynen. Evet. Yiyesin gelir valla. Aynen. Yıllar önce işte böyle Beğmenler'de falan, hatta hala markalarda var da, böyle işte kapaklı mumlar oluyordu. Evet. Evet. Açıyorsun, müthiş bir koku. Evet. Ben yani severim. Ben o Hala. tarz şeyleri çok severim. Evet, hala var. Ben de baktım. H&M'de de var, Zara'da da var. Baktım ama yani fiyatları çok uçuk ve ben hani içeriğine bakmadım onların da. Şey, soya wax kullanıyorum. Parafin kullanmıyorum. Benzinden yapılıyor. O sağlığa zararlı. Onu ben yaparken o havayı solumak da istemem. Doğru. Onun fiyatı çok çok daha uygun ama ben en iyisi en düzgünü olsun istiyorum. O yüzden soya wax kullanıyorum. Onun da maliyeti tabii biraz yüksek oluyor haliyle. Şey, Gene az önce güvenli. Özgür arkadaşımız bu ETS'ye, onu acaba ben mum olayıyla girebiliyor muyum? Bu Girebilirsin. ilişki. Girebilirsin. Değil mi? Uygun Onunla ilgili karbonhidrat çok merak. koşullarıyla girersin. Niye girmeyeceksin? Köpükle. Evet. Evet. Geçen Testini ben yapmak bir tane istedim. bir Evet, bir ambalaj bakmak istiyorum ben firmasında de. denk geldim. Böyle bir kutu yapmışlar. Kutunun içerisinde gene köpük var. Yani hem kutu köpük hem içi köpük ve içinde boşluklar var. O boşlukları Evet, o onu ben de kadar gördüm. hoşuma gitti ki dedim kızlara söyleyeceğim bunu. Bu böyle böyle bir ambalajlama var diye dünyanın her yerine gönder. Aynen. Ben Tabii bir de böyle canım, aynen parıltılı öyle. şeyleri çok Maliyeti severim. muhtemelen Parıltılı, yüksektir. Ama şıkır şıkır. dediğiniz gibi dünyanın Evet. Belli zaten. Şıkır şıkır. Ben çok severim. Bak, Kalifelerimiz, şıkır çakılarımız. şıkır. Şey, bir şey daha söyleyecektim ben sana. İzmir'de görüşmek nasip olmadı. İstanbul'da da Evet. olmadı. Evet. Böyle çok özendiğin zaman da olmuyor nedense bu görüşmeler. Bilmiyorum. Olandaki hayrı görmeyi seçelim diyorum. Ses şey gelmiyor, tam zamanlı gelmiyor. Ses Tam gel. zamanlı gelmiyor bana. Şu an Sesim duyuyorum. geliyor mu? Görüntü geliyor mu? Betüşüm, duyamıyorum sesini. Yani tam Heh, tamam. zamanlı gelmiyor. Sen Ankara'ya konuşuyorsun, sonrasında geliyor. gidecek misin? Ben Ankara'ya gidemeyeceğim. Eğlence için mi diyorsun? Ankara tarihinde ben Akyaka'dayım, Muğla'da. Gerçekten mi? Bir ailece bir programımız var. O Aa, yüzden neden öyle oldu ki ya? nasıl? Evet, ben gitmeyi düşünüyorum. Fikri ablaya konuşacağım, hatta bir soracağım. Ya ne güzel. Seliz'le bugün Oo, yazıştık daha bir de. güzel. Keşke dedim ben de gelebilseydim ama önceden yapılmış bir program var. Olsun. Ben Gidin gidin valla. Oh, sefanız olsun. Güzel bir organizasyon olacağına eminim zaten. gitmeyi düşünüyorum diyorum. Filiz ablayla bir konuşacağım. Bakalım. Yayın biraz aksıyor Betüş'üm. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Markanın adını bir daha telaffuz edelim, takipleşelim.
Olsun, sağlık olsun. Filiz diyor ki Betül tekrar gir diyor ama Betül İnşallah, inşallah. Sesin geliyor Betül diyor. Ses geliyor mu? Tamam. Betüş'üm. Düştü Betül. İstek atarsa tekrar alırız Betül'ü. Ne demiştik? Bir saniye. Tekrar bir Betül'e istek attık. Umarım bağlanabilir. Evet, yani şey, sevgili Tuğba'nın sayfasında dediği gibi günün sonunda siz işiniz, emeğiniz baş başa kalıyorsunuz. O yüzden bir şekilde kendi katma değerimizi yaratmakta her zaman için fayda var. Evet, isteğimiz geldi. Kabul edelim. Hatice Hanım geldi şimdi. Ona da el salladım şöyle çaktırmadan aşağıdan. Betülcüm. Oldu mu? Heh. Sonunda. Nerede kalmıştık? Ankara'ya gidiyorum dedin. Ben de dedim ki mutlaka çok iyi bir organizasyondur kızların yaptığı. Herkes bir arada olacak. Keşke biz de olabilseydik ama Evet, biz olamıyoruz. keşke. Keşke. Ben de bugün gördüm. Düşündüm gidebilirim diye. Bakalım Filiz abla ile bir konuşacağım. Nasıl bir organizasyon yapacaklar? Trenle mi gidecek? Nasıl gidecek? Ona göre katılmayı düşünüyorum. Filiz de katılamayabilir. Ama diğer Seliz arkadaşım orada zaten mehtap yapıyor organizasyonu. Ülküler falan orada bizim. Güzel olacak Evet. yani. İnşallah. Evet, sen kendi markanla ilgili dedim en son bir şey eklemek, söylemek ister misin dedim. Hem dedim sayfanın adını tam ver, takipleşelim dedim. O arada gitti zaten. Sayfamın adı Candle Heaven alt tire Türkiye TR. Ben yani bu hastalıktan sonra daha çok hayata tutundum. Yani daha önce çok böyle içine kapanık karamsar bir kadındım aslında. Hastalık benim hayatıma çok güzel dokundu aslında. Kötü bir şey yaşadım ama beni belki de kendime getiren şey oydu. Ve şu an bir şeyle uğraşmak, üretmek bana çok iyi geliyor. Üretiyorum, güzel şeyler meydana getiriyorum. O yüzden ölümden başka her şeyin çaresi var. Aynen. Kimse pes etmesin. Pes etmeyin, savaşın. Sizden değerli hiçbir şey yok. Kendinizi mutlu edin. Sizi mutlu etmelerini sağlayın. Mutsuz edenleri hayatınızdan çıkarın. Hayatta detoks yapmaya bayılıyorum, hayatımdan detoks Ben de. yapmaya. Gerçekten öyle. Berna bu arada kardeşim benim. O da Evet, katıldı. Berna yazdı. Berna Evet. yazdı şimdi. Diyor ki Evet. incileriniz çok güzel. Mutlaka Öyle geldiğimde mi? alacağım. Tamam. İnşallah İzmir'de denk geliriz. Hem kahvemizi içeriz. Yaz da soğuk bir şeyler içeriz. Aynen. Temmuz ayında gelecek inşallah. Ben de İstanbul'dan geleceğim tabii ki. Allah Annemle izin. buluşacağız. Allah Sizinle de izin versin. görüşürüz. İnşallah, inşallah. Ben İnşallah. ya bir bak şimdi bir şey söyleyeceğim şaka gibi. Ben şimdi Haziran sonunda bayramda bir gideceğim. Adapazarı İstanbul. Bir daha. Ama kaçarım arada. Bakarsın kaçarım. Boşluk Evet. bulursam orada gelirim. Çünkü bizim de 22'sinde kırklar elinde kınamız var kuzenimin. Evet Berna, sevgili Berna diyor ki mutlaka plan yapalım. Aynen yani ben İnşallah. zaten komşu kapısı gidip geliyorum buraya. İzmir benim evim yani burada. Dubai'de komşu kapısı gibi emin olun. Oraya da gidersiniz belki. Berna ile tanışın. Ay bilmiyorum ya, benim öyle bir yurt dışı merakım hiç olmadı. Hatta pasaportum da
Böyle yıllar önce bir iş için çıkartmıştım. Sonra gerek olmadı, kullanmadım falan. Bir daha da ne pasaport yeniledim ne bir şey. Yanarım yanarım hala diyorum ki o Güneydoğu Anadolu'da Hatay'ı göremedim. O güzellikleri göremedim. Ben daha Evet, ülkemi gezemedim ki. evet. Evet, ben de hep öyle düşündüm. Bir GAP turu, Sonra Güneydoğu'yu elim gez, yavuru Anadolu'yu gez. geliyor. Yani böyle demek istemiyorum tabii ki ama hani eskilerin tabiriyle Danimarkalı geliyor, Rus'u geliyor ya da ne bileyim işte o Arap ülkelerinden falan benim ülkemin bütün güzelliklerini gördüler ama ben göremedim ve bu beni çok derinden yaralıyor. Şu an söylerken bile gözlerim doldu. Evet. Bizim ülkemizin her Evet. köşesi cennet. Her Tabii köşesi. ki öyle. İnşallah ülkemizin cennet köşelerini de göreceğiz. Çok güzel günler de göreceğiz. Yakında inşallah. Çok İnşallah. az kaldı. İnşallah. İnşallah. Vallahi Ay. öyle kendimizi mutlu ediyoruz tabii onun dışında. Evet. Kendi kendimize Aynen öyle. yetiyoruz Aynen öyle. Gerçekten öyle. Evet. Canım benim ya. Sen de Çok müthiş. teşekkür ederim. Oh canım. Sen zaten bana attın. Ben nasıl heyecanla bekliyorum sayfayı ne zaman açacaksın diyorum. Vallahi çok güzel oldu ya. Desteklerin için çok teşekkür ederim. Canımsın bir şey yapmadım be yavrum. Yani valla Olur mu? ben paylaşmayı severim Betül. Yani bir şey biliyorsam doğrusuyla hani bu şeye benzemez bendeki söylemler. Nasıl diyeyim sana? Hani yemek tarifi sorarsın. Bu tatlı çok güzel olmuş. Malzemeyi eksik verir. Ben de öyle bir şey yok. Hayır. Allah da onun şeyini gösteriyor yani bana. O yüzden hiç yani Kesinlikle. Şurası bilmediğim güzel bir yerde olsun. bilmiyorum Allah derim. mükafatını Aynen veriyor. öyle. Tabii Öyle, ki. aynen öyle. Rabbim doğru kulunun yardımcısı onda hiç şüphem yok zaten. Sevgili Zeynep Aynen Hanım öyle. enerjiniz harika demiş. Çok şükür Ezel Annem olur Hanım'la. kendileri. Annem. Öyle mi? Çok şükür elhamdülillah Zeynep Hanımcığım. Valla enerjiniz bol ve daim olsun. Amin. Hep Hepimizin birlikte, inşallah. aynen. Hep birlikte güzel günlere kahkahalarla böyle şey İnşallah. yapalım, erelim, bakalım, hep birlikte gülelim yani. İnşallah. Bu İnşallah. kadınlar Bizi çok güzel alacağımızı şeyler biliyorum senin de. başarıyorlar. Bu kadınlar, bu Kesinlikle kadınlar. öyle. Yani Evet. şuradaki katılıp katılamayanlar da var tabii. Onlar da buna dahil. Gerçekten çok güzel Evet. şeyler başarıyoruz. Çok güzel şeyler de olacağına inanıyorum ben. Kesinlikle. Kesinlikle. Allah iyi yazılar yazmış olsun. Amin. İnşallah hepimize. Valla asıl sen hani katılıp bize bu şeyi gösterdiğin için arkadaşlarım adına da teşekkür ederim. Yani bu da bir girişimcilik kanalıydı. Bize bir çok güzel bir örnek oldun. Son bir şey daha sormak istiyorum ben sana. Kalıplarımı ben bir ara işte baskılı şeker yapıyordum. Kalıplarımı şeyden getiriyordum. Çin'den getirtiyordum. Ali Express'ten falan. Aklında Evet. olsun. Orayı ben çok takip edip çok güzel uygun fiyatı kalıplar getiriyordum o dönemde. Sonra ben o kalıpları bir atölyeye bağış yapmıştım. Yani yapmayınca. Hatta ücretini ödeyelim dediler. Yok hocam dedim yani siz burada çocuklara falan da kurabiyeler falan çikolatalar yaptırıyorlardı. Aynı şeyi orada da Kifayet. kullanabilirlerdi. Ondan sonra öyle yani. Bakarım bakarım Evet. evet. Şimdi bizim tabii bu girişimcilikle ilgili konuştuğumuz her şey kayıt altına alınıyor. YouTube Evet. kanalımızdan, Kansersiz Hayatlar YouTube kanalından abone olarak herkes istediği zaman bu güzel hoş sohbetlerimizi izleyebilir. Yayınımıza renk kattın, yolumuza ışık oldun. Katıldığın için Ederim. çok teşekkür Siz de öyle. ediyorum. Ben teşekkür ederim Yolun açık beni konuk ettiğiniz olsun. için. Yolun açık Teşekkür olsun. ederim Bol, sizin de. bereketli satışlar olsun inşallah. Teşekkürler inşallah hepimize. Bizi dinledikleri için de Hoşçakalın. arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kapanışı Betül'le birlikte yapıyoruz Evet. bu akşam. Aynen. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Haftaya bir eksiğimiz, bir manimiz olmazsa tekrar Kansersiz Hayatlar sayfasında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi İyi akşamlar. akşamlar.
akşamlar canım.